أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Allah subhanahu ve teala bizleri bu toplumda var etti. Türkiye toplumunda soy verdi, anne verdi, baba verdi, bir aile verdi. Her birimiz bir ailenin bir parçasıyız ve bu toplumda yaşamaktayız. Tabii bu toplumun içerisinde genel bir bilgi olarak, genel bir kanı olarak, ön yargı olarak da şöyle bir bilgi vardır. Sen Müslüman bir ailede doğdun ve Müslüman bir kişisin. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her doğan İslam fıtratı üzere doğar hadisine göre doğru bir sözdür. Yani bir çocuk fıtratını bozmadığı sürece İslam fıtratı üzere yaşamını sürdürür. Ta ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de devamla dediği gibi ailesi eğer Hristiyan ise o kişiyi Hristiyanlaştırır. Ailesi eğer Mecusi ise o kişiyi Mecusileştirir. Ailesi eğer Yahudi ise o kişiyi Yahudileştirir. Yani bir kişi hangi dine mensup bir ailenin içerisinde bulunduğu ise o kişinin ailesi o çocuğuna ne yapar? O yöne yönlendirir. O şekilde İslam fıtratını ya değiştirir ya da gerçekten muvahhid, gerçekten İslam ehli, gerçekten Müslüman bir aile ise o çocuğunu İslam'a göre ne yapar? Yetiştirip büyütür. Biz de böyle bir toplumun içerisinde büyüdük. Böyle bir toplum derken biraz içerisine gireceğiz. Nasıl bir toplumun içerisindeyiz? Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya da Allah subhanahu ve teala, Allah'ın kitabı, İslami değerler bugünkü toplumla karşılaştığı zaman, karşılaştırıldığı zaman, denendiği zaman ne gibi tepkimeler olacak? Ne gibi deneyimler elde edeceğiz? Neler göreceğiz? Onları örnekler üzerinden inşallah anlatmaya çalışacağım. Bu video biraz kendi içerimizde gizlediğimiz gerçeklerle yüzleşmeyle ilgili olacak. Yani kendi bazı sakladığım, bazı üzerini kapatmak istediğimiz, insanlar görmesin dediğimiz ama kendimizin bildiği ve onunla da yüzleşemediğimiz meselelerin üzerine olacak inşallah. Allah subhanehu ve teala umuyorum ki bu konuda bana latif ismiyle lütfeder ve anlatamadığım meseleleri bana kolaylaştırır. Anlayamadığınız meseleleri de size kolaylaştırır. Bana anlatmayı kolaylaştırsın, size de anlamayı kolaylaştırsın. Allah subhanehu ve teala bizi dediğim gibi bugün Türkiye toplumunda yetiştirdi. Türkiye toplumunda her birimiz büyüdük. Her birimiz bir aileye mensup olarak dünyaya geldi. Bugünkü toplumun içerisinde en fazla şunu söylememiz gerekli. Ben neye Müslümanım? Müslüman dediğimizde lügat manasıyla bir şeye teslim olan demektir. Ben acaba neye teslimim? Ben yeryüzünde şu an yaşantımda neyin içerisindeyseniz eğer, ya bir şirkette, bir toplumun içerisinde unvanlı, makamlı bir kişi olabilirsiniz, zengin bir kişi olabilirsiniz, fabrikatör olabilirsiniz, banker olabilirsiniz, tefeci olabilirsiniz, bugün Türkiye'nin genel evlerinde çalışan bir fahişi olabilirsiniz ya da içki fabrikalarında çalışan bir işçi olabilirsiniz ya da bir pavyonda çalışan bir kadın olabilirsiniz veyahut bir erkek olabilirsiniz. İçki taşıyan, içki üreten, içki piyasasına bir şekilde kar kazandıran ya da faiz piyasasına bir şekilde kar kazandıran bir kişi olabilirsiniz. Yani Allah subhanahu ve teala'nın haram dediği ya da meşru dediği bir alanda olabilirsiniz. Türkiye toplumu olarak, bir sosyoloji olarak her birimiz bir yerlerde bir şeyler yapıyoruz. Yani içki fabrikasında çalışan kişi de kendine Müslümanım diyor. Namaz kılan, İslam'a değer verdiğini söyleyen, mümin olduğunu söyleyen, iman ettiğini söyleyen, Allah diyen, Resul diyen, hayatına bu şekilde yön vermeye çalışan insanlar da var bu toplumda. Şimdi biz dedik ki İslam ülkesinde doğduk, İslami bir ailede doğduk, Müslüman bir kişi olarak doğduk dedik. Şimdi bizler bunu söylerken hangi temel üzerine bu sözü söylemiş oluyoruz? Bir düşünelim. Yani ben bu sözü söylediğim zaman hangi temel üzerine bu sözü söylemiş oluyorum? Neye dayandırarak bu sözü söylemiş oluyorum? Yani söylediğim sözün isabet edebileceği bir kaynak olması gerekli, bir temel olması gerekli. Bunu hayatımda bulamıyor isem bunu sorgulamam gereklidir. Yani bana birisi Müslüman diyor, hadi İslam'ın anlat dediğimde eğer iki tane cümleyi bir araya getirip anlatamıyor isem, eğer derdimi ona izah edemiyor isem, dinimi ona anlatamıyor isem, açamıyor isem, ayrıntılara bölemiyor isem, ona İslam dinini tam manasıyla önüne koyamıyor isem ben teslim olduğumu düşündüğüm şeye aslında teslim olmamış bir kimseyimdir. Bugünkü toplumsal olarak, genel olarak kendine Müslüman diyen toplumdan bahsediyorum burada. Yani tevhidi öğrenmiş, şirkten beri olmuş, tağutları reddetmiş insanlardan bahsetmiyorum. Tam manasıyla ezbere din yaşayan, ezbere ben Müslümanım diyen, sorduğunuz zaman elhamdülillah Müslümanım diyen insanlardan bahsediyorum. Şimdi bugün her birimiz bu toplumun içerisinde dediğim gibi kendimize sen Müslümansın, sen Müslümansın diye büyütüldüğümüzden dolayı sorgulama gereği duymadık. Bir kediye baktığımız zaman o kedinin de anatomik yapısıyla aslanın anatomik yapısı bir değildir. Sana birisi kedi olduğun halde
Aslan diyor ise sen belli bir zaman sonra ne diyeceksin? Benim aslanla kendimi kıyas etmem gerekli. Benim aslan olduğumu ispat etmem gereklidir. Kendin kedi olarak yaşarsın ama insanların aslan demesiyle büyür ama kedi olarak ölürsün. Bu yüzden bulunduğumuz konumlar olarak, bulunduğumuz yapı olarak, karakter, kişi ve inanç olarak bunları oturup sorgulamadığımız takdirde asla ve asla doğruya erişemeyeceğiz. Birileri bize diyecek ki sen Müslümansın, sen iman eden bir kişisin, sen mümin kişisin. Ama biz hayatımızda hiç Kur'an'ı açıp incelemeyeceğiz. Acaba aslan mıyız yoksa kedi miyiz? Aslanın yapısı yani Müslümanın yapısını Kur'an bize anlatır. Müslümanın çizgilerini, Müslümanın karakterini, Müslümanın görüşlerini, fikirlerini, yaşantısını bize ne anlatır? Kur'an anlatır. Eğer hayatımızda hiç Kur'an'ı açıp okumadıysak halen bir kedi olduğumuz halde bir aslan olarak kendimizi zanneder ve bu şekilde hayatımızı sürdürürüz. Ama yine dediğim gibi bir kedi olarak da ölürüz. Sizlere toplumsal olarak toplumda ne diyorlarsa desinler. Eğer siz o kimse değil iseniz sahip olduğunuz benlik, sahip olduğunuz özellik neyse o şekilde yaşar ve o şekilde ölürsünüz. İslam da böyle. Müslüman dediği kişiyi kendisine uyduğu sürece Müslüman olarak tanımlar. Dedik ki Müslüman teslim olandır. Bir şeye teslim olan kişiye Müslüman derler. Biz Kur'an'a teslim olduğumuz zaman Allah subhanahu ve teala bize İslam'a teslim oldun der ve bizi Müslüman olarak katında kabul eder ve öldüğümüz zaman da bizi Müslüman olarak değerlendirir ve ona göre bütün Müslümanlara vaat ettiği ne var ise hepsini bize tek tek verir. Hiçbir şeyden eksiltmez. Hatta bizim tahmin edemeyeceğimiz fazlalıkla da bize Allah Latif ismiyle ne yapar? Sunar. Bizim dünyadayken bu şeyi tespit etme işimiz ise kabire girdiğimiz zaman, öldüğümüz zaman işte aynı o şekilde size birilerinin aslan aslan dediği gibi ama kedi olduğumuzu kabrin altında öğrenir. Bizim dünyadayken bunu tespit edemeyip toprağın altına girdiğimiz zaman, öldüğümüz zaman birilerinin bize gerçeği söylemesi her şeyin çok geç olduğunu, her şeyin tamamen bittiğinin, artık dönülmez bir noktaya girdiğimizin adıdır, anıdır. Şimdi bizler eğer bunu tespit etmek istiyor isek öncelikle kendi iç dünyamızdaki bir değerlerin gerçek değerler olup olmadığını bir inşallah incelememiz gerekli. Ne demek istiyorum? Hayatımızda her birimizin değer verdiği bir şeyler var. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz, eşimiz, çocuklarımız, öğretmenlerimiz, patronlarımız, işçilerimiz her şeye bir şekilde değer veririz. O değer verdiğimiz kişilere örnek söylüyorum. Annem benim yanlış yapmaz diye bir eğer değere sahip isek, annemizin bizim hayatımızda değeri bu şekilde manalandırılmış ise biz artık annemizi ne yapamayız? Sorgulayamayız. Ya da babam benim dürüsttür, babam benim cömerttir, babam benim iyidir. Bu babda bir değere böyle bir algıyla, böyle bir manayla eğer biz babamıza bakıyor isek babamızı asla ve asla ne yapmayacağız? Sorgulamayacağız. Babamızın dürüst olup olmadığını, değerli olup olmadığını, iyi olup olmadığını, kötü olup olmadığını ya da annemizin ya da kardeşimizin ya da patronumuzun ya da arkadaşımızın her neyse isterseniz sevgiliniz olsun, haram veyahut meşru. Bütün bunları sorgulamamız gerekli ki gerçek manada hakikat hayatımızın içerisine girebilsin. Çünkü hakikatin şöyle bir özelliği vardır. Sizin hayatınızda eğer bir batıl var ise, bir yanlış var ise o batıl, o yanlış terk etmediği sürece o hakikat oraya dahil olamıyor. Çünkü hakikatin yapısı gereği hayatınıza girebilmesi için kesinlikle o yanlışı o hayatınızdan çıkartmanız gereklidir. Ne demek istiyorum? İslam'ın bazı kaideleri, bazı kuralları vardır. İnsanları Allah subhanahu ve teala sınıf sınıf ayırmıştır. Tıpkı bizim bazı insanları sınıf sınıf ayırdığımız gibi. Kimisine kibirli diyebiliriz, kimisine dedikoducu diyebiliriz, kimisine işte çok cömert, çok iyi, çok utangaç, çok haya sahibi, çok insanlarla ilişkisi iyi, çok konuşkan, çok geveze gibi manalarla ne yaparız? İnsanları sınıflandırırız. Allah subhanahu ve teala da dünyadaki yaptığımız amellere göre Kur'an'ında bir ad vermiştir. Bir derece vermiştir. Bizi adlandırmış ve sınıflandırmıştır. Küfür işleyene kafir demiştir. Şirk işleyene müşrik demiştir. Tevhid edene, Allah'ı birleyene muvahhid demiştir. Allah'a iman eden bir toplum iseniz size mümin demiştir. Allah'a teslim olun, Allah'ın dinine teslim olmuş iseniz, İslam'a boyun eğmiş iseniz size Müslüman denilmiştir. Allah subhanahu ve teala itaat etmiş, Allah'ın yapın dediği şeyleri yapmış iseniz Allah'a ibadet eden bir kul demiştir. Facir dediği kullar olmuş, fasık dediği kullar olmuş, mücrim dediği kullar olmuş. Biz eğer, yine söylüyorum, sorgulamayı terk eder, sorgulamayı bir kenara bırakıp Allah subhanahu ve teala'nın kitabında bizimle alakalı, bizim yaptığımız işlerle alakalı, o eylemlerimizle alakalı ne ad verdiğine bakmaz isek yine diyorum kendimizi yanlış adlandırmış, Allah subhanahu ve teala'nın adlandırdığının dışarısında bir şeye inanmış oluruz. Allah subhanahu ve teala güneşi tepemize koymuş ve onun ısı ve ışık kaynağı olmasını dilemiş. Rab ismiyle bu şekilde bir kanun koymuş. Bu iki tane özelliğin dışarısına güneş ne yapamıyor? Çıkamıyor. Bulutlar belli başlı bölgelere giderler ve oralara yağmur
hamur bırakırlar. Bu Allah Subhanahu ve Teala'nın onlara verdiği özelliktir, görevdir. Bize de Allah Subhanahu ve Teala kitabında diyor ki ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi bizler bu bahsettiğimiz Allah Subhanahu ve Teala'nın yarattığı varlıklar gibi bizler de Allah Subhanahu ve Teala'nın yarattığı varlıklarız ve bu yarattığı varlıkların özelliği ne ise ona göre hareket etmemiz gereklidir. Yani bizler ibadet için yaratılmışız. Yani Allah'a itaat, Allah'a boyun eğmemiz için yaratılmışız. Bu yüzden Allah Subhanahu ve Teala bizi ibadetlerimizi, itaatlerimizi yerine getirmediğimiz zaman suçlu olarak yani günahkar olarak adlandırıyor. Yani bizler durduk yere bu isimle isimlendirilmiyoruz. Allah Subhanahu ve Teala bizlere verdiği sermayenin karşılığı olarak ibadeti bekliyor. Ben sana bunları verdim. Senin ağzın yoktu ağız verdim. Gözün yoktu göz verdim. Kulağın yoktu kulak verdim. O çocuğuna yönelttiğin sevgiyi ben yaratıyorum. O işte falan işçilerine verdiğin rızkı ben indiriyorum. Falan yerde çalıştığın sağlığını ben veriyorum. Hastalandığında şifanı ben sunuyorum. Bundan dolayı da elbette bütün bunların karşılığında bana şükretmeni istiyorum. Bana teşekkür etmeni istiyorum. Bana boyun eğmeni, bana isyan etmemeni istiyorum. Bugünkü toplumun asıl manada hakkı görmeme, doğruyu görmemesindeki en temel nedenlerden birisi insanlar neye, niçin değer verdiklerini ya bilmiyorlar ya da bilseler dahi o bildikleri kendi inançlarıyla çeliştiğini bilmiyorlar. Vatana niçin değer verdiğimizi ya da devlete niçin değer verdiğimizi ya da millete niçin değer verdiğimizi ya da başımızdaki işte bazı parti reislerine, bazı bürokratlara, dünyaca ünlü futbolculara ya da dizi artistlerine niçin değer verdiğimizi bilmemiz gerekli. Bir adama niçin değer verdiğini bir bilmen lazım. Yani biz demek ki bir şeylere değer veriyoruz. O verdiğimiz değerin kesinlikle ve kesinlikle ne olması lazım? Kaynağı olması lazım. Bunu bilmemiz gerekli. Ha evet ben anneme niçin değer verdiğimi biliyorum. Annem benim çocukluğumda o kadar sıkıntımı çekti, o kadar cefamı çekti, o kadar kaprisimi, o kadar tribimi çekti, o kadar annemi yorduğum, çocukluktan, bebeklikten beri benimle ilgilenen bir insan, benim bildiğim bilmediğim ne kadar meselemi çocukluğumda, bebekliğimde çözmüş bir insan, hastalandığımda başımdan ayrılmayan, benimle ilgilenen, işte doktor benimle beraber dolaşan, bir sıkıntım, bir sorunum olduğu zaman derdimi, sıkıntımı gelip dinleyen, beni incitmekten kaçınan, bana karşı ilgili, alakalı, elbise ihtiyacım olur, çamaşır da yıkamıştır, asmıştır, kurutmuştur, bana gelir sunar. Yiyecek ihtiyacım olur, yemeğimi en güzel şekilde yapmıştır, önüme koymuştur, sadece bana yemesi kalmıştır. Veyahut bazen babamdan alamadığım harçlığı annemden almışımdır. Annemin benim üzerimde çok çok hatırı vardı. Üzerimizdeki fedakarlığı, rahmeti, merhameti fazlasıyla üstün. Bunları bilerek ne diyoruz? Annem değerlidir benim için. Kaynağı nedir bunun? Az önce anlattığım şeylerdi. Baba dediğimiz zaman babanın da yanımızdaki değeri bellidir. Ben şunu söylemek istemiyorum. Yani illa her insan babası kendisi için değerli veyahut değersiz. Ben değerden bahsediyorum. Yani değer verdiğimiz illaki bir şeyler vardır. Yani bu illa somut değil, soyut olarak hayat gibi. Yani bazı hayatımızda var olup da görünmeyen şeyler gibi değerli olabilecek birçok şey vardır. İlla somut olmasına gerek yok. Sağlığa verdiğiniz değer vardır. Yani mesela örnek veriyorum sesinize verdiğiniz bir değer vardır. Kulaklarınıza verdiğiniz bir değer vardır. İşitmenize yönelik, görmenize yönelik bir değer vardır. Duyularınızla alakalı bir değer vardır. Elinizi seviyorsunuzdur, yüzünüzü seviyorsunuzdur, gözünüzü seviyorsunuzdur, vücudunuzu seviyorsunuzdur. Her biri sizin için nedir? Değerlidir. Ben de diyorum ki bakın bu değerlerin üzerinde ne yapıyoruz? Bunlar niçin değerli diyerek bir kaynak buluyoruz. Bunlar benim için şundan dolayı değerli diye bir kaynak buluyoruz. Öyle ya da böyle bir kaynak bulacağız ya da bulamayacağız. Bulamadıklarımız zaten en başta eğlenecektir. Değer verdiğimiz şeyler her neyse onun kaynağını bilmemiz gerekli. Türkiye'nin bayrağı var. Ben diyorum ki bu bayrağı ne için değer verdiğinizi bir kaynaklandırmanız lazım. Bu bayrağa niçin değer veriyorsunuz? Şimdi sizin değer atfettiğiniz şeyin kaynağını bilmiyorsanız ya da kaynağı yine İslam'a geliyor ise, dine geliyor ise dinin o zaman emirlerine tam manasıyla teslim olacaksınız. Teslim olduğunuz o dine ayak uyduracaksınız. Yani İslam size bayrak konusuna gelirseniz eğer diyecek ki bir dakika dur. Allah'ın ismini yücelten bir bayrak olması gereklidir. Benim katımda böyle bir bayrağın muteber, böyle bir bayrağın meşruiyeti vardır. Bunun dışarısında senin uydurduğun, atalarının uydurduğu, yazdığı, çizdiği o sembollerin hiçbir manası yok. O nedenle bizim yapmamız gereken şey bellidir. Hayatımızı değiştirmek. En başta da dedim ki bizler bir şeylere değer veririz ve o değer verdiğimiz şeylerin de bir kaynağını bulmamız gereklidir. Kaynağını da bulduysak o kaynak kendi inancımızla da çelişmemesi gereklidir. Herkes kendi bulunduğu Almanya'da yaşayan Alman, Fransa'da yaşayan Fransız, Türkiye'de yaşayan bir kişi de Türkiye bayrağını ele alsın. Ben bu bayrağı niçin değer veriyorum
diye desin. Bunun gerçek manada bir kaynağı var mı? Kaynağını bulabildiniz mi? Yani kaynağını eğer bulamadıysanız zaten ilk başta bu konuda dediğim gibi bu düşünceniz, bu fikriniz toplumdan size gelen, toplumdan size öğretilen, sorgusuz, sualsiz kabul ettiğiniz, körü körüne teslim olduğunuz bir şeydir. İkincisi, tamam kaynağını buldunuz. Dediniz ki işte şehitlerin kanı vardır. Size göre böyle bir mana verdiniz. Laiklere göre zaten dini kabul etmediğinden dolayı diyor ki ne şehidi, ne kanı. Öyle bir şey değil. Anayasada belirtildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı ay yıldızlı olan al renkli bayraktır. Bu kadar. Bunu kim çizmiş? Bunu çizerken hangi manada çizmiş? Bunlara farz edelim ki vakıf olduğunuz, ulaştınız. Sizin bundan sonra da yapmanız gereken şey ne biliyor musun? Kendi inancınızla bu mananın, bu bayrağın çelişip çelişmediği, yani tercih edeceğiniz iki tane bayrak var. Biri Allah'ın razı olduğu bayrak, Allah'ı yücelten La İlahe İllallah bayrağı. Diğeri ise kendi bulunduğunuz yörenin, örfün, memleketin bayrağı. Biliyoruz ki Türkiye'de binlerce spor kulübü var. Doğru mu? Yani bugün üst lig, alt lig falan kısım kısım ligler var. Bunlarla da zaten bugün iddia pazarı, kumar pazarı canlandırılıyor. Her bir takımın bir kendisine özgü bir bayrak var. Ve bu bayraklarla beraber ne yapıyorlar? Kendileri o bayraklara bazı manalar yüklüyorlar. Bunlardan en önde gelenleri işte Fenerbahçe'dir, Galatasaray'dır, Trabzonspor'dur, Beşiktaş'tır vesaire. Bunları takip eden onlara yakın takımlar. Bu bayraklar insanların hayatında öyle etki alanları oluşturuyor ki artık insan o bayrağa öyle manalar yüklüyor, öyle yüceltmeler yapıyor, öyle büyüklemeler yapıyor, öyle hayatını o bayrağa adıyor ki artık belli bir zaman sonra da bu insan sorgulayamıyor. Çünkü kendi uydurduğu düşüncenin, kendi uydurduğu bir tabunun veyahut bir tağutun içerisinde kendisinin ibadetkar, kendisinin itaatkar olduğunu hiç fark edemiyor. Yani kendi oluşturduğu bir İlahın içerisinde kendi oluşturduğu, yücelttiği bir varlığın altında kendisini ne yapıyor? Bir kul ediyor. Ama bunun artık farkına varamıyor. Ta ki birisi gelip, ey filan sen bu bayrağı niçin bir mana yüklüyorsun dediğinde, sen bu bayrağı niçin değer atfediyorsun dediğinde kendisinin hiçbir şekilde bu konuda bir şey söyleyemediğini görüyorsun. Kendisince bazı kaynaklar bulmaya çalışsa da bu kaynakların da kendisini İslam'a nispet ettiğinden dolayı inancıyla çeliştiğini fark edemiyor. Çünkü inancını bilmiyor. Çünkü inancını da araştırmamış. Kendine Müslümanım diyen bu insan asla ve asla yıllar geçmesine rağmen ne açmış kitabını okumuş, ne ki inancını sorgulamış, İslam doğru mudur, İslam doğruysa niye doğrudur, İslam'ın eserleri, kaynakları nelerdir, bunun için insanlar niçin hayatlarını feda ediyorlar, niçin yıllarca ibadet ediyorlar, niçin namaz kılmak, niçin oruç tutmak, değer mi bir varlık adına bu kadar şeyi yapmak diye hiç düşünmeden hayatını ne yapıyor? O ahırdan çıkan hayvan nasıl ki çıkar, yer, içer, gezer, dolaşır, biraz güneş gördü, yoruldum der, yatar, dinlenir, gölgeye çekilir, kalkar, gezer, dolaşır ve en son nereye gelir? O ahıra. Bizim de o ahıra dönmememiz için yapmamız gereken şey sorgulamak, düşünmek, neyi, niçin yapıyoruz demek ve bunun üzerine gitmektir. Ne dedik? Müslüman bir ailede büyüdük ve Müslüman bir şekilde yaşadığımızı inanıyoruz. Doğru mu? Ya da ya Müslümanım ama Müslüman gibi yaşamıyorum gibi inanıyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün evimize geldiği zaman, soframıza oturduğu zaman, kardeşlik hukukumuzu gördüğünde, annemizle aramızdaki ilişkiyi iyi ya da kötü manasında, annemizle aramızdaki ya da babamızla aramızdaki o hitap şeklini gördüğünde her birimiz kendi ailemizi bu konuda canlandırsın. Evimizin içerisinde dolaştığını düşünelim. Her bir odaya, her bir mekana girdiğini düşünelim. Bizler kendi yaptığımız kusurları ve hataları sadece şu verdiğim örnekten bir düşünsek zaten durumumuzu, zaten konumumuzu, evimizin halini, durumunu tam manasıyla net bir şekilde ne yapmış oluruz? Anlamış oluruz. Bizim banyomuza, bizim yatak odamıza, bizim oturma odamıza, bizim salonlarımıza girse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acaba ne der? Ne kadar da zühd içerisinde yaşayan insanlarmış. Şu sadeliğe bak, şu mütevaziliğe bak. Sadece birkaç tane masa öyle mi? Ve yıllar yıllar üzerinden geçmiş işte falan yeri kırılmış diye tutup da yenisini alayım dememiş. Filan mobilyam eskimiş, filan mobilyamdan bir parça yer yırtılmış da komple takımı değiştireyim dememiş bir kişi öyle mi? Evimizdeki o lükslükten öte acaba bir babanın oğluyla, bir annenin oğluyla konuşmaları, görüşmeleri, bir karı bir kocayla, erkekle bir kadının aralarındaki o muhabbeti görseydi, bizim muhabbetimizi görseydi ne derdi? Ne kadar da eşine adalette davranıyor, eşiyle alakalı bütün işlerine zaman ayırdığı gibi, bütün dünyasal işlerine koşuşturduğu gibi eşinin de işlerine koşuşturan bir erkek. Eşini her zaman
Sen evde kal. Evde çolukla çocukla ilgilen. Ben dışarıda arkadaşlarımla oturayım, konuşayım, gezeyim, eğleneyim, yiyeyim, içeyim demeyen bir erkek. Ne kadar da iyi bir erkekti derdi değil mi bizlere? İşinden zaman ayırıp her zaman iş, 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 iş demeyen, evine geldiğinde eşiyle ilgilenen, muhabbet kuran, onunla konuşan, evde bir kadının, bir annenin, bir insanın olduğunu düşünen bir erkek var bu evde. Böyle mi derdi? Kesin böyle derdi değil mi? İşçilerimize kesinlikle haksızlık etmediğimizi, onların hakkını yemediğimizi. Bu ne kadar güzel bir patron ki işçisinin sosyal hayatını, inançsal hayatını, dini hayatına ne kadar da değer veriyor. Namaz vaktinde patronu resmen işçisine diyor ki git namaz kıl, sakın çalışma diyor. Oruç zamanında Ramazan'a özgü çalışma saatlerini ayarlıyor. Dinini öğrenebilecek bir de ona zaman taksim ediyor. Tamamen işe yönelik, tamamen dünyaya yönelik kesinlikle işçilerini çalıştırmıyor. Onları bir robot olarak görmüyor. Onlara insan muamelesi, onlara canlı muamelesi yapıyor derdi değil mi bizlere? Ya da çocuklarımızı İslami olmayan okullara gönderdiğimizi zaten göremezdik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün gelseydi bu topluma. Yani düşünsenize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizin çocuğunuzla beraber bugünkü Türkiye'deki bir okula gittiğini bir düşünün. İlk derse bir girdiğini düşünün. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk anlatacakları şey hilafetin, İslami bir yönetimin nasıl kaldırıldığı mı olacak? Biz böyle mi okullara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi getirip koyacağız? Bir öyle mi okullara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gelip davet edeceğiz? Buyur ya Resulallah. Buyur gel okulumuza, buyur gel sınıflarımıza bir bak. Çocuklarımız ne kadar güzel büyüyor. Ne kadar da sana dost, ne kadar da sana güvenilir, ne kadar da dillerinden emin olduğun bir nesil büyüdüğünü gel de kendi gözlerinle gör diyebiliriz herhalde değil mi? İslam'a teslim olduğunu söyleyen bir kadını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan ona verdiği bir yetkiyle uyardığı zaman elbette ya Resulallah ne demek sen benim örtüme, sen benim giyimime, sen benim kuşanma karışırsın da ben ağzımı açabilir miyim? Ben sana hiç karşı gelebilir miyim? Dediğini elbette bugünkü toplumda hayal edebiliyoruz doğru mu? Çünkü bizim toplumumuz böyle anlayışlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine karşı kesinlikle ve kesinlikle yani hare Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş olsun. Ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü bir kişinin ona gidip söylemesi olsun fark etmez. Kesinlikle bu nasihata uyar. Giysisini, bulunduğu konumu, konuşmalarını, görüşmelerini hemen ne yapar? Değiştirir. Ya da değiştirmeye yönelik çaba gösterir. Verilen nasihata karşı sen benim hayatıma karışamazsın. Sen benim yaşantıma karışamazsın. Nasıl giyindiğime karışamazsın diyebilecek kadar saçmalamazdı. Doğru mu? Yani kendisine söylenen sözün, kendisine iman et ettiğini, kendisinin peygamberi, kendisine gönderen bir Resul olduğuna inandığı bir peygamberden gelen bir söz olduğunu bilip de zaten bu şekilde söylemez galiba. Doğru mu? Veyahut bir erkeğin bir kadınla tokalaştığını gördüğünde, bir erkeğin bir kadının uygun olmayan yerlerine baktığını gördüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu uyardığı zaman ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ameli yapan erkeğe gidip bu hareketlerin yanlış olduğunu söylediği zaman elbette ya Resulallah dediğini hayal edebiliyoruz. Doğru mu? Bir polis karakoluna girse mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kendine Müslümanım diyen insanların sinek kaydı tıraş olduğunu ya da bir askeriyeye girse kendisine Müslümanım diyen insanların sinek kaydı tıraş olduğunu ve hilafeti ortadan kaldıran, İslami esasları ortadan kaldıran, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğru dediği şeylere doğru demeyen, yanlıştır diyen, şu zamanda geçerli değildir diyen bir adamın ilke ve esaslarını anlattığını duysa Resul sallallahu aleyhi ve sellem gücenmez de herhalde değil mi? Resul sallallahu aleyhi ve sellem ah ümmetim ben. İtalya'nın hukukunu, Almanya'nın hukukunu benimle gönderilen hukuka tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz mi diyecekti. Benimle beraber gönderilen Kur'an'a üstün tuttuğunuz için siz benim yine ümmetimsiniz derdi değil mi? Bunu söyler miydi? Bundan böyle yıllar yıllar önce hani Allah yoktur peygamber de izle gitmiştir diye o yazılı sözlü olan kışlalara girmiş olsaydı ah benim ümmetim ah benim ümmetim derdi değil mi? Peygamberimizin bugünkü askeriye girdiği zaman Allah'ın kitabındaki ayetlere göre ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre amel edilmediğini gördüğünde şunu mu diyecek bizlere? Peygamber ocağı dediği yerler meğerse buraymış. Doğruymuş ya. Peygamber ocağıymış. Ama hangi peygamberin ocağı? Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir peygambere mi iman etti ki bu toplum Allah subhanahu ve teala'nın emir ve yasaklarının olmadığını görecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün bir meclise girdiğini bir düşünün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o meclise girdiği zaman Kılıçdaroğlu'nun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl eleştirdiğini bir düşünün. Bugün Meral Akşener diyorsunuz. Ali Babacan diyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Bu insanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl eleştireceğini tahmin dahi edemezsiniz. Yani ne diyecekler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Buyur hoş geldin ya Resulallah. Çay istiyorsan çay verelim. Yemek istiyorsan yemek verelim. Ne istiyorsun dediğinde ben sadece Allah subhanahu ve teala'nın kanunlarıyla hükmetmenizi istiyorum dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne diyecekler? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyecekleri şey bellidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya şu mahkemelerinizin durumu nedir? Ben
falan mahkemelere gittim. Filan mahkemeleri gezdim. Bir tane Allah'ın hükmü yoktur. Siz kendinize bir de Müslümanım diyorsunuz. Siz kendinize bir de iman edenim diyorsunuz. Siz Allah'a iman ettiğinizi ve Resul'e, yani bana iman ettiğinizi söylüyorsunuz. Mahkemelerde bir tek benim sözüm yahut Allah'ın ayeti yok. Nasıl iman ettiniz? Neye iman ettiniz acaba? Bir düşünsenize dediğinde ne diyeceğiz? Yani yıllarca incelikten uçakların kalktığına Resul sallallahu aleyhi ve sellem aferin Tayyip. Benim ümmetimin muteber önde gelen isimlerindensin. Sen çok çok büyük bir insansın mı diyecek incelikten uçaklar kaldırıp Irak'a vurdurduğundan veya şu an halin incelik üssünün orada olduğundan, sen halin Amerika ile işbirliği yaptığından ve mazlumlara karşılık bu işbirliğini sürdürmesine rağmen Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Erdoğan'ı ne kadar da güzel namaz kılıyor, ne kadar da güzel Kur'an okuyor. Olsun. Bunlar yapıyor ama işte birilerinin dediği gibi çalıyor ama olsun. Köprüler yapıyor, yollar yapıyor, mazlumların bombalanmasına vesile oluyor, mazlumların öldürülmesine vesile oluyor. İşte bugün de Gazze ile alakalı çıktı, miting yaptı ya. Daha ne yapsın? Çıktı, o kadar konuştu, insanları uyandırdı, Batı'yı ikna etmeye çalıştı. Batı'daki o kadar anlamayan, kıt olan insanlara meseleleri tek tek anlatmaya çalıştı. Kendi medyasıyla bir mücadele verdi. İnsanlara, Türkiye toplumuna meseleleri çok ayyuka çıkarttı. Güzel bir şekilde anlattı. Ama tamam, oraya belki bir müdahale edemedi. Belki İsrail'le olan anlaşmalarını kesemedi. İsrail'le olan anlaşmalarını halen devam ediyor. Tamam, İsrailli pilotlar AK Parti döneminde evet Türkiye'de bir çalışma yaptı, bir öğrenim gördü ve onlara bu konuda tecrübeler sunuldu. Ama bugünkü zamanda da böyle olacak. Yavaş yavaş da şeriatı getireceğine inanıyorum. Benim sistemi, benim razı olduğum sistemi öyle ya da böyle Recep Tayyip Erdoğan getirecek mi diyeceğine inanacağız. Böyle mi inanacağız? Affedersiniz ama böyle inanan bir peygamber peygamberlik yapamaz. Böyle bir inanan peygamber bizim peygamberimiz de olamaz. Bu anlattığım peygamber modeli tam manasıyla sahtekar bir, kişiliksiz ve karaktersiz bir insan örneğidir. Böyle bir kişi bizim zaten peygamberimiz olamaz. Olsa olsa bunun adı sahtekardır, münafıktır, ikiyüzlüdür. Böyle bir profilin adı ancak ve ancak budur. Bu yüzden biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlardan tenzih ederiz. O Allah subhanahu ve teala'nın verdiği değer neyse o değerdedir, o üstünlüktedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kılıçdaroğlu'yla geleceği diyalog ne olabilir acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya da Meral Akşener dediğimiz kişiler ya da Türkçüyüm diyen insanlara Arap'ın Acem'in Arap'a üstünlüğü yoktur dediğinde nasıl eleştirileceğini bir düşünsek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl o miting alanlarında bağıra bağıra rezil etmeye, bağıra bağıra eleştirmeye çalıştıklarını bir düşünün. Bunu yapmayacaklarını mı zannediyorsunuz? Eğer gerçekten bunu yapmayacaklarını zannediyor iseniz benim işim daha kolay. Eğer bunu gerçekten düşünüyor iseniz bu düşündüğünüz şey şu an Türkiye'de vücut bulmuş olurdu. Yani Allah subhanahu ve teala'nın Resulü'nün bu razı olduğu İslami düzen bugün Türkiye'de olmuş olurdu. Ve olduğunda da bu bahsettiğimiz yapılar, bu bahsettiğimiz lider denilen ama insanları uyutan dadılar olmazdı. Ve sizler bu dadıları kendi ellerinizle gidip 5 yılda bir hüküm hakkını Allah'tan başkasına vererek seçmezdiniz. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sizin hükümle alakalı Allah'tan başkasını seçtiğiniz, Allah'tan başka sistemleri seçip başa getirdiğinizde size ne dediğini bir düşünün. Ne kadar da güzel yapıyorsunuz. Modern bir zamanda tabii ki Allah subhanahu ve teala'nın dediği de olabilir. Eğer olmuyor ise başka kurallar, başka kaidelerle de uygulanabilir. İnsanlar özgürdür. İnsanlar görüşlerini, fikirlerini kendi zamanlarına göre tecrübe edebilirler mi diyecekti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlarla hükmedebilirler mi diyecekti. Kendi mahkemelerinizi kurmuşsunuz. Ne kadar da güzel. Bana ümmet olduğunuzu söylüyorsunuz. Müslüman olduğunuzu söylüyorsunuz. Ben size iftihar ediyorum. Ben ümmetimin çokluğuyla övünecektim. Ne kadar da çoksunuz, ne kadar da fazlasınız. Olsun, tamam, bir gün mahkemeleriniz de İslamlaşır, bir gün sisteminiz de İslamlaşır, devletiniz de İslamlaşır. Değişir, hiç sorun değil, bu şekilde devam edin mi diyecekti. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihad etmek istediğinden dolayı Amerika veyahut Amerika'nın terör listesine girdikten sonra Türkiye'nin de terör listesine giren bir terörist mi olacaktı? Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı söylediğinden, Kur'an'a ve sünnete uygun bir din anlattığından dolayı bugünkü mahkemeler, bugünkü rejim tarafından halkı kim ve düşmanlığa teşvik ediyor, halkı kim ve düşmanlığa itiyor diye o kanundan dolayı yargılanıp içeriye mi atılır? Hangisi yapılır? Resul sallallahu aleyhi ve sellem zaten bugünkü Türkiye'deki toplumun algısına göre maalesef bir fitnecidir. Neden fitnecidir? Resul sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanında bir babayla bir oğlun savaşmasına neden oluyor. Size göre bir babayla bir oğlu bugün hakkı söylesek dahi karşı karşıya getirdiğimizde ya da bir kadınla bir koca hakkı söylesek dahi onlardan birisi hakkı söylüyor, birisi de batılı savunuyor. Bunların maalesef bir arada bulunması, baba da olsa oğul da olsa bir arada bulunması, yani bir arada bulunmasından öte bir ailede bulunabilir bir çocuk ama bir arada bulunmasından öte bir bütün, bir saf olması, bir taraf olmasından bahsediyoruz. Bir taraf olması mümkün değil dediğimiz zaman bugün bunu söyleyen insanlara sizler ne diyorsunuz? Fitneci diyorsunuz. Fesatçı diyorsunuz. Siz insanların arasına fitne ve fesat yayıyorsunuz diyorsunuz. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bu bizim yaptığımızdan daha büyüğünü yaptı. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir babayla bir oğlunun savaşta
karşı karşıya gelmesine sağladı. Size göre bir babayla bir oğlun karşı karşıya gelmesi ne demek? Tam manasıyla facia demek. Tam manasıyla fitnenin en üstü, en alası demek. Size göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplumun düzenini bozan bir bozguncu olacaktı. Kendi bulunduğu toplumun resmen düzenini ne yaptı? Evet, bozdu. Ama ne niyetle bozdu diyecekseniz, hakkı anlatarak değil mi? Bugün bu hakkı anlatan insanların yargılanması, suçlanması, onlara farklı farklı küfürler, hakaretler edilmesi ve hapsedilmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından farksız mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gelse aynı muameleyi görmez mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de aynı muamele yapılmaz mı? Bunu siz kendiniz cevaplandırmanızı istiyorum. Zaten ben bu meseleleri görmesem, bu meseleleri anlamasam anlatamayacağım. Ve anlattıktan sonra da eğer siz anlamayacaksanız, anlamak istemeyecekseniz yaşayın o yaşamakta olduğunuz hayatı. Allah subhanahu ve teala ile karşılaştığınız zaman kendi mazeretlerinizi, kendi beyanlarınızı, kendi mantıklarınızı, kendi doğrularınızı anlatırsınız. Allah'ı ikna etmeye artık çalışırsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Tayyip Erdoğan'ı bir masada düşünün. Ya Erdoğan, sen niçin bunları yapıyorsun? Ya Erdoğan, sen Müslüman olduğunu söylüyorsun. Niçin halen faizle alakalı, bir de yönetici olduğunu söylüyorsun? Ben Necaşi gibi bir kral, Hristiyandı. Onun adil olduğundan dolayı sahabemi, kendi arkadaşlarımı dedim ki gidin oraya, orada bulunun. Orada adil bir kral vardı, size zulmetmez dedim. Oraya gönderdim ve onlar kralla konuştular. Krala tebliğ ettiler. Dini anlattılar. İslam'ı anlattılar. O kendi bulunduğu konumu sorguladı. Değerlerini sorguladı. Niçin değer verdiğini sorguladı ve en sonunda dedi ki evet, bu anlatılan şeyler gerçek manada benim anladığım, benim düşündüğüm, benim inandığım şeylerden daha üstün, daha makul, daha mantıklı ve benim gerçekten bunu anlatan bir peygambere tabi olmam ve bu peygambere de uymam gerekli ve bu peygamberin getirdiği kitaba da iman etmem gerekli olduğunu düşünerek kendisi ne yaptı? İman etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne yaptı? Biat etti. Her Müslüman gibi. Yani ona itaat etti. Ya sen yöneticisin. O Hristiyan bir yöneticiyken Müslüman oldu. Kendisine ulaşan hükümlerle muamele etmeye çalıştı. Sen Müslümanım diyorsun, Müslüman. Niçin faiz halim var? Niçin içki halim var? Niçin kumar halim var? Niçin bu sistemin kendisi halim var? Ya Resulallah, ya hiç sorma, bir adam geldi. İşte İtalya'dan, İsviçre'den falan falan kanunları getirdi. İşte ondan dolayı da biz de böyle devam ediyoruz. Ama namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz, zekatımızı veriyoruz. Dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sen Allah subhanahu ve teala'nın senin namazınla, senin orucunla, senin zekatınla ilgilendiği gibi hüküm hakkıyla ilgilenmediğini mi düşünüyorsun? Hüküm ancak Allah'a aittir dediği ayeti unuttuğunu mu zannediyorsun? Ve Allah subhanahu ve teala'nın Allah şirki asla bağışlamayacağını, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafirler olduğunu, bu ayetleri sen bilmiyor musun dediğinde Erdoğan'ın acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vereceği cevap ne olabilir? Tamam ya Resulallah, iman ettim. Senin dediğin şekilde ben de bundan sonra muamele edeceğim mi diyecek? Demeyecek. Çünkü bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsun ya da olmasın, hepimiz için söylüyorum. Bugün Allah'ın kitabı ortada ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ortadadır. Birileri şirk koşuyor diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı ben şirk koşmazdım demesin. Birileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı ben küfre girmezdim demesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı bu durumdan kurtulurdum demesin. Namaz kılardım, oruç tutardım, zekat verirdim demesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve geldiğiyle beraber görevi zaten insanlara tebliğ etmekti ve tebliğiyle beraber ahirete göç etti. Allah subhanahu ve teala onu katına aldı. Bizim bugün bu kitap ortada mı değil mi? Bunu sormamız lazım. Bu kitap, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gönderilen Kur'an ortada mı değil mi? Bizim bunu görmemiz, anlamamız lazım. Eğer bu ortada ise zaten onunla amel yapmamız gerekli olduğunu bilmemiz gerekli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bugün de gelse aynı ayetleri okuyacak bize ve aynı sözleri bize söyleyecektir. Din kıyamete kadar kalıcı bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünden sonra sabitlendi. Bizim de ona kendimizi sabitlememiz isteniliyor Allah azze ve celle tarafından. Bugün Türkiye'de insanlara İslam'ı anlattığımız zaman, tevhidi anlattığımız zaman, tağut anlattığımız zaman, biliyoruz ki Nuh aleyhisselam 950 yıl boyunca kavmine tevhidi, İslam'ı, Allah'tan başka ilahın olmadığını anlatmış ve kavmine çok az bir kesim ona iman etmiş ve o az bir kesim, o çok kesime rağmen ne olmuş? Kurtulmuş. Bugün de bu toplumun içerisinde az bir kesim olan Allah'a iman ettiğini, tevhid ehli olduğunu, Allah'ın dediği olması gerekli olduğunu söyleyen insanlar var. Bu insanlar olarak size diyoruz ki siz de bunu söyleyin. Eğer gerçekten Müslüman iseniz kendi inancınıza çelişkili bir şekilde yaşamayın. Çelişkili bir şekilde konuşmayın. Siz eğer gerçekten samimi iseniz siz de bu yolda bir yer edinmeniz gereklidir. İslam size bir konuda bir hüküm getirdiği zaman siz hemen bir
bir hesap yaparsınız. Ben şimdi bunu kabul edersem falan kişiye kafir demem gerekli. Filan kişiye müşrik demem gerekli. Filan kişiye sen haram işliyorsun, fasıksın demem gerekli. Veyahut kendi iş yerimi terk etmem gerekli. Yani değer verdiğimiz ne kadar şey var ise onlara verdiğimiz değeri dine tercih edip o bulunduğumuz pataklıkta, sapıklıkta kalmaya devam ediyoruz. Daha sonra da bunu alıştırıyoruz kendimizi. Meselemiz bu, sorunumuz bu. Ta ki dediğim gibi bu değerlere kaynak bile bulsak, bu kaynakların inancımızla çeliştiğini görmekten kaçınıp gizliyoruz, saklıyoruz, üzerini örtüyoruz. Ve devamlı bir şekilde ne yapmaya çalışıyoruz? Bunu görmemek istiyoruz. Görmediğimiz bir şeyi zamanla unuttuğumuz gibi aynı şekilde bu saçmalığımızı görmedikçe de unutuyoruz. Ta ki öyle bir gün gelecek ki Allah verdiğini bizden aldığında kabre girdiğimiz zaman bize o unutmak istediğimiz, o görmek istemediğimiz şey hatırlatılacak. Biz her şeyin tamamen geç olduğunu o zaman fehmedeceğiz, o zaman anlayacağız. Aslında bulunduğumuz ortamdaki o değer atfettiğimiz her şeyin tamamen değersiz olduğunu o an çok iyi anlayacağız. Ama yeryüzündeyken Allah'ın size gönderdiği, sana gönderdiği bir dine karşı ilgisiz olup, o değer verdiğin şeylere sahip olup, kendini o değerlerle bir şey zannettiğinden ötürü reddedip, onunla ilgisiz kaldığın o İslam dininin gerçekten değerli olduğunu orada anlayacaksın, orada anlayacağız. Bu nedenle hayatımızda neye değer verdiğimizi ve bize gelen dinin bizden isteklerine, emirlerine, yasaklarına göre nelerde onunla pazarlık yaptığımızı, onunla kumar oynadığımızı çok iyi bilmemiz gerekli. Eğer bunu anlayamazsak, isek hayatımızda hiçbir şeyi değiştiremeyeceğiz. Bize birileri gelecek diyecek ki ey filan sen Müslüman olduğunu söylüyorsun ama sen müşriksin. Sen şirk koşuyorsun. Sen Allah subhanahu ve teala'ya ortak koşuyorsun. Bak Allah subhanahu ve teala'nın kitabıyla hükmedilmesi lazım bugün Türkiye'de. Allah'ın kitabıyla meclis açılması lazım. Allah'ın kitabına göre konuşmalara gerekli. Ne bu AK Parti'dir, CHP'dir, HDP'dir yok Saadet Partisi'dir. Bu partilerin laikliği, mezhebi olduğunu anlaman gereklidir. Senin peygambere hizmet ettiğini düşündüğün, senin Allah'ın dinine hizmet ettiğini düşündüğün liderlerin aslında Allah'ın kitabıyla hükmetmeyen bir kafir olduğunu sana söylediklerinde, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediğinden dolayı Maide 44. ayete göre kafir olduğunu söylediğinde, hüküm hakkını Allah'tan başkasına vermenin Kur'an'a göre şirk olduğunu ve bugün bu toplumun 5 yılda bir hüküm hakkını Allah subhanahu ve teala'nın dışarısında başka varlıklara verdiğini ya da biliyoruz ki şirk Allah'a ait olan bir özelliği başka bir varlığa vermektir. Yani Allah'tan tamamen almanıza gerek yok. Allah da hükmeder dediğinizde falanca kişi de hükmeder dediğinizde işte şirk yani ortak koşmak bu şekilde gerçekleşiyor. İşte buna benzer 5 yılda bir insanların gidip o oy sandığına oy atarak Allah da hükmeder, bugünkü anayasamız da hükmeder, anayasayla hükmeden de hükmeder dediğinizde Rabbinizi seçtiğinizi size birisi söylediğinde ve Allah subhanahu ve teala yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından kendinizi ve ailenizi koruyun deyip kendi çocuğunu Allah'ın razı olduğu şekilde yetiştirmen gereklidir. Bu bedeni Allah'ın razı olduğu şekilde yaşatman gereklidir. Ailene Allah'ın razı olduğu şekilde davranman gereklidir. Çocuğunu Allah'ın razı olduğu şekilde büyütmen, onunla ilgilenmen gereklidir. Allah subhanahu ve teala sana bu çocuğu verdi. Allah kendisine şirk koşan bir insan yetiştirmeni istemiyor. Kendisine küfreden bir insan yetiştirmeni istemiyor. Kendisine kafir olan değil, kendisine şükreden, kendisine nankör olan bir kimse değil, kendisini birleyen, kendisine şirk koşmayan bir insan olmasını istiyor o çocuğun. O yüzden İslam fıtratında onu sana verdi. Tertemiz verdi. En güzel şekilde verdi. Sen onu kirletme diye verdiği çocuğu sen eğer bugün layık bir bireyi yetiştirmek için açılan okullara götürüyorsan aslında sen kendi inancına göre eleştiriliyorsun. Senin değer atfet din okumak, öğretim, öğrenme dediğin şeye Allah cahillik, cahiliye diyor ise, cehalet diyor ise, Allah'ın dininden uzaklaşmak diyor ise, zelillik diyor ise, rezillik diyor ise sen ona istediğin kadar okuma de, istediğin kadar eğitim de. Bu değişmez diyen bir insanı eğer dinlemeyip halen devam ediyor isen Allah subhanahu ve teala seni ahiret günü o bu girdiğin toprağın altında uyandıracak, bilgilendirecek ama iş işten geçmiş olacaktır. Tüm bunları birisi size anlattığı zaman, birisi size bunları izah ettiği zaman bunları sadece şunu söylüyoruz. Düşünün, sorgulayın. Acaba bu söylenen şeyler doğru mu, yanlış mı diye üzerine gidin. Açın Kur'an'ı, açın sünneti. Bakın sizin samimiyetinizin en temel kaynağı şurada belli olur. Sizler eğer bu söylenen şeylere rağmen bu anlatan kişileri reddedip de Kur'an'ı ve sünneti hayatınıza geçirmiyorsanız zaten sizler de şunu anlamanız gerekli ki sizler zaten yenilgiyi kabul etmiş, bulunduğunuz duruma razı gelmiş insanlarsınız. Yani sadece cehenneme girmek için ölümü bekleyen bir insan
hangibisiniz? Sadece zamanınızın gelmesini bekliyorsunuz. Başka bir şey değil. Halbuki Allah subhanahu ve teala bize halen yaşamayı sunduğu gibi halen tövbeyi de sunuyor. Halen dönmeyi de sunuyor. Sizler sorgulayıp doğrusunu ve yanlışını bulmanız gerekli. Aksi halde bu da bir suç olduğunu ahiret günü öğreneceksiniz. Öncelikle bir şeylere verdiğiniz değerleri bir sorgulayın. Niye değer veriyorum ben buna? O değerin kaynağını bulun. Kaynağını bulduğunuz zaman da o kaynağın inancınızla çelişip çelişmediğine bir bakın. Yani örnek söylüyorum, eğer bir ırkçıysanız, eğer bir Türkçüyseniz, Türkçülüğün değerli olduğuyla alakalı kaynağınız nedir? Kaynağı buldunuz mu? Buldunuz. O kaynağı gidip İslam'la ne yapmanız lazım? Karşılaştırmanız lazım. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin kavmiyetçilikle alakalı, ırkçılıkla alakalı hadislerini ve Allah subhanahu ve teala'nın hiçbir ırkın üstün olmadığıyla alakalı ayetlerini ve İslam'ın kendi yapısında Arap'ın aceme, acemin Arap'a bir üstünlük olmadığını, takva sahibi olan insanların Allah katında üstün olacağını gördüğünüzde bu görüşünüzden anında ne yapmanız lazım? Dönmeniz gerekli. İslam bizi bu şekilde tamamlıyor. Aksi halde bizler eksik bir şekilde hayatımızı yaşayacağız. Kimimiz Allah'a şirk koşarak iman edeceğiz bir müşrik gibi. Kimimiz ise iman etmiş olsak dahi bazı meselelerde eksik olacağız. Bir fasık gibi yaşayacağız. Kimimiz ise iman edeceğiz. İtaatimizi, taatimizi yapacağız. Allah subhanahu teala ibadetimizi sunacağız. Belki bazı ibadetlerimiz, bazı ya da birçok ibadetlerimiz ihlastan dolayı ne olacak? Bozulacak. Ve bazılarımız ise Allah subhanahu teala'nın katında ihlaslı, muhlis, muhsin, muttaki, takva sahibi kullardan olacak. Ama bizler hiç değilse İslam çemberine bir girelim veyahut bizi İslam çemberinin dışarısında iten değer dediğimiz o tabuları, o tağutları yıkalım, onlara ibadeti terk edip, onlara itaati terk edip ancak bizi yaratan, bize bütün bu sermayeyi veren tek bir ilaha, mutlak otorite sahibi Allah'a ibadet edelim, ona boyun eğelim. Bakın ben bu topluma sadece şunu söylüyorum. Kur'an, yani iman ettiğimizi söylediğimiz bu kitap Allah'ın bize olan son sözüdür. Allah bize son defa ne yaptı? Konuştu. Allah subhanahu ve teala son defa bize ne yaptı? Bir elçi gönderdi. Ve bundan sonra Allah subhanahu ve teala bize bir kitap aracılığıyla asla konuşmayacak. Allah subhanahu ve teala kıyamete kadar bizi neye teslim etti? Kur'an'a. Neye emanet etti? Kur'an'a. Bize ne rehber gösterdi? Kur'an'ı rehber gösterdi. Biz Kur'an'a teslim olmuyor isek, Kur'an'a kendimizi emanet etmiyor isek, Kur'an'ı rehber edinmiyor isek, Kur'an bizim hayatımızda hiçbir şeyi değiştirmez. Bugün yaşadığımız bataklıkta yaşıyor olmaya devam ederiz. Başka hiçbir şeyimiz değişmez. Ve işin kötü yanı, ahiret günü Allah subhanahu ve teala ya tamam ya yaptım bir hata demeyecek. Bugün toplum olarak şunu bir düşünelim. Eğer biz Allah subhanahu ve teala'yı ciddiye alıyor isek, gerçekten ciddiye alıyor isek, o halde Allah subhanahu ve teala'nın ya ebedi azaba sizi koyacağım, eğer şöyle 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 yaşar iseniz dediği ayetlere göre yaşamaz ve Allah subhanahu teala'nın bu vaadini, bu azabını, bu tehdidine muhatap olmayız. Yani biz demek ki Allah subhanahu teala'yı dikkate almıyoruz, ciddiye almıyoruz, Allah subhanahu teala'yı kaleye almıyoruz. Bizler insanız ve Allah subhanahu teala gerçek manada bizleri yapı gereği, yani anatomik olarak, düşünsel olarak, birçok özellik olarak bizi gerçekten üstün yaratmış. Bu üstünlüğümüzü kullanmayıp bulunduğumuz imkanları ve özellikleri görmez isek tıpkı o tavuk çiftliğinin içerisine düşmüş o kartal gibi oluruz. Aslında uzun uzun kanatlarımız vardır. Çok yükseklere de çıkabiliyoruz. Çok reflekslerimiz de yüksek. Çok imkanlarımız da fazla. Ama bizlere birilerin tavuk olduğumuzu söylemesine izin vermişiz. Buna inanmışız. Ve o şekilde de yaşayıp o şekilde de hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Ya bizler hayatımızı gerçek manada bir alt üst etmemiz, bir sorgulamamız, hayatımızdaki değerlerin neden değerli olduğunu ve İslam'ın uyumlu olup olmadığını iyice irdelememiz gerekli, sorgulamamız gereklidir. Dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelse, hayatımıza bir girse, bizimle beraber bir arkadaşlık yapsa, bütün bugün Türkiye'nin her kendine Müslümanım diyen insanı bunu düşünsün. Ben ateistlerden, deistlerden, agnostiklerden bahsetmiyorum. Onlara vereceğimiz cevap farklı. Ben kendine Müslümanım deyip ve İslam'a göre yaşamayan ve halen kendini Müslüman zanneden müşriklerden, kafirlerden bahsediyorum. Ve kendinin kafir olduğunu dahi bilmiyor. Sen evet Kur'an doğru söylüyor dediği halde, Kur'an doğru söylüyorsa sen Kur'an'a göre kafirsin. Kur'an doğru söylüyorsa sen Kur'an'a göre müşriksin. Allah'a şirk koşan bir kişisin dediğinde sizin o insana reddetme gibi bir imkanınız yok. Öyle bir seçeneğiniz yok. Sizler çünkü Kur'an'a iman ettiğinizi söylüyorsunuz. Ancak şunu söylerseniz. Eğer doğru sözlüysen delilini getir bakalım. Ben gerçekten kafir isem, ben gerçekten müşrik isem bunu Kur'an'dan delillendir bakalım dersiniz. Bunu da demiyorsanız zaten sizin için hakkının, doğrunun, eğrinin pek bir öneminin olmadığını görmüş oluruz. Sizler sadece dünyasal menfaatleriniz gereği kendi nefsinize göre
göre yaşamak isteyen, hevasını ilah edinen, hevasını put edinen bir insan tipi olmuş olursunuz. Ha bunu da reddedebilirsiniz. Allah subhanahu ve teala bizleri hakka hidayet etsin. Gerçek değer verilmesi gereken neyse Allah subhanahu ve teala bizleri ona yönlendirsin, onu buldursun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. فقد اللي خل غالي فقد الدرع المتين فقد والعين تدمع والضماير في وني خايف من البعد